Sayın Bakanım şimdi 99'daki Gölcük Depremi'nde ben yine gazeteciydim. Ve deprem olur olmaz bir belgesel çekmeye başladım. Belgeselin adı Değişmeyen Kareler. Neden o ismi koyduk? Çünkü biz deprem tarihini e, geriye doğru taradığımızda onun şeyini de getirelim. İki numaralı şeye getirir misiniz arkadaşlar? Herhalde. Bu depremlerin kültür bakanlığında arşiv görüntüleri var. TRT'de arşiv görüntüleri var Erzincan depreminin. Biraz önce saymaya çalıştım işte buydu. Evet. Buradan başlayarak birkaç sene aralıklarla ta boğaza evet. kadar gelen. Şunu gördüm. Kareler neredeyse aynı. Yani binanın yıkılma şekli, çadır kurma şekilleri, insanların mağduriyet şekilleri. o yüzden depremi şey belgeselin adını Değişmeyen Kareler koyduk. Şimdi biz binlerce yıldır deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz, bir milletiz. Niye hala oraya adapte değiliz, niye hala e, oraya uygun evler yapmıyoruz, yollar yapmıyoruz? Düşünün ki ülkenin en büyük otobanı fay hattının üstünde, en büyük rafinerisi fay hattının üstünde. 99 depreminde bunları yazdık ama şimdi 2023'te bu sefer yine deprem yaşadık. E, yine bir sürü önemli Hava limanlarımız, yollarımız yine harap oldu. Yani neden biz adapte olamıyoruz bu afet ülkesinde yaşama konusuna? Ee, tabii bunun sosyo-kültürel sebeplerine biraz bakmak lazım. Ekonomik sebepleri de var ayrıca. Ee, batı'daki sanayi devrimi dediğimiz devrim öncesindeki göçler ile Türkiye arasında belki de 200 yılı yakın bir süre var. <laughs> Türkiye'de genellikle e, büyük şehirlere göç... 1950 yıllarda başlıyor. 50, 60, 70 ki hızla İstanbul'a doğru, Ankara'ya doğru, büyük şehirlere doğru biraz iş bulabilme ümidiyle insanlar geliyorlar. Geldiklerinde başını sokacak bir yer arıyorlar. Rahmetli Özal için şöyle anlatılmıştı. Aslında bir dergide okumuştum ben bunu. E, Mamak tarafına uzmanları gezdirmiş yabancıları. Demiş ki buraya bir çözüm bulun bize. Uzmanlar birkaç gün araştırdıktan sonra dönüp demişler ki Başbakan'a. Bu insanlar gelirken demişler burada hiç hükümet yok muydu? E vardı. Peki demişler iki tane çizgi çizseydi bari hükümet demişler. İnsanlar geliyor komşunun yanına, tanıdığı akrabanın bitişine, hazine arazisinin üzerine, vakıf evleri üzerine yerlerini yapmaya başlıyorlar. Bunlar geldiğinde siz keşke iki tane çizgi çizseydiniz demişler. Oranın üzerine insanlar ev yapsaydı bak bu duruma düşmezdiniz demişler. Yani İnsanlar hızla geldiklerinde şehirlere doğru göç ettiklerinde mücadele metodu olarak o günkü belediyeler ya yıkımı tercih etmişler ama yıkamamışlar. Yüzde beşini zor yıkmışlar, yüzde yaşamış. Çünkü insanlar ısrarla konuta erişmek istiyorlar, kolay değil. Siz de onlara yol göstermiyorsunuz. Açıp hazine arazilerinize dört tane çizgi çizip de buranın üzerine bari yapın demiyorsunuz yolları bırakarak. Ve insanlar oraya başını sokabilmek amacıyla yapıyorlar. Gece konuda şöyle yapılıyordu. Gündüzden elindeki parasıyla birisi gidiyor biriketler alıyor, biraz tuğla getiriyor, yani. biraz kapı getiriyor, hazır pencere getiriyor. Sonra direkler getiriyor, konu komşuyu da topluyor akrabalarını. Akşam 8 olunca işe başlıyorlar, Doğru. zabıta çekilmiş oluyor. Doğru. Sabah 5'e kadar evi bitiriyorlar, içinde iki tane çocuk atıyorlar. Sabah gelen belediyeci içinde can görünce kepçeye uğramıyor. Çünkü Doğru. yıkılırsa ne olur ne olmaz ve o ev orada kalıyor. Sonra bir fiili durum oluşuyor ve bundan istifade etmeye çalışan belediyeler de oldu. Belediye başkanlarının birçoğu ben şahidim vatandaşın anlattıklarına yavaş, yavaş yapın, sakin yapın, bak şuralar hazine buraya yapın diye tarif eden belediye başkanları var. O dönemde ben oy alacağım diye bunu yapan arkadaşlar ne yazık ki bir gün sonrasını veya birkaç sene sonrasını hiç hesaplayamadılar. Ee... Ve başımıza kocaman bir Baroş diye tarif edilen mahalleler çıkmaya başladı. Biraz da fakirliğin getirdiği bir şeyle çok ucuza ev mal etme gibi bir duyguyla yapıldı. Türkiye'de eğer bugün için eğer 30 milyon bağımsız birim varsa emin olun büyük bir bölümü bunlardan oluşuyor. İmar haflarının da sıkıntı yarattığını düşünüyor musunuz? Elbette imar hafları sıkıntı yaratır. Ee, ama o çaresizlikten yapılmış işlerdir. Yani bir neden değildir o. Vatandaş şehre doğru gelmiştir. Başını bir yere sokmak ister. Siz merkezi idare olarak, yerel yönetim olarak buna hazırlık yapmazsanız bir türlü vatandaş konutunu bulur. Sonradan siz mecbur kalırsınız. Mesela en son çıkan imar barışında bile İstanbul'un neredeyse bütün ilçe belediye başkanları, Ankara'dakiler, Büyükşehir'dekiler gelerek şunu söylediler. Bizim burada şimdi yıkılacak, tutanak tutulmuş 55 bin tane yapı var. Peki Yıkabiliyor musunuz? Hayır. 55 bin tane yapıyı yıkabilecek bir tane ilçe belediye başkanı var mıdır size göre? Yok. Peki müfettişler geliyor, sorgulamaya alıyorlar. Ne yapıyorsunuz onlara karşı? Hepsi istisnasız, bakın A, B, C partili demiyorum ben. Tamam istisnasız şöyle yapıyor. Şu 55 bin konutu yıkacak bir müteahhit arıyoruz diyerek ihaleye çıkıyorlar. İlanlar, askılar çok da büyük para ödeyecekler. Fakat hiç kimse gelip cesaret edip o ihaleye giremiyor indiriyorlar. 3 ay sonra bir daha çıkıyorlar. indiriyorlar. 6 ay sonra bir daha çıkıyorlar, indiriyorlar. Bakın şimdi birbirimizi kandırdığımız bir alet haline dönüşmeye başladı. İşin sebebi aslı esası 55 bin insanın... o gelen göçe karşısında siz merkezi idare olarak, yerel yönetim olarak hazırlık yapacaksınız, yerlerini hazır edeceksiniz, yer göstereceksiniz ki bunu yapmış birisi olarak söylüyorum ben bunları. Kayseri'de. Tabii. Tamam. Gece konduyu kesmek için 250 metrelik parseller oluşturdum. Buyurun dedim. Tip projeler verdim. İnsanlar yaptı ve bitti gece kondu. Tamam. E, bu konuyu kentsel dönüşüm kısmında tartışalım ama bir numaralı haritamızda bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz 99 depreminde ben Sakarya'da büyüdüm. Depremin bütün detay acılarını biliyorum. Hı hı. Şimdi o depremden sonra yönetmelikler çıktı. Depreme dayanıklı birkaç defa revize edildi. Peki bizim bekleyen... E, şu 6 yıl içerisinde olabilir dediği uzmanların. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gölcük o bölgelerdeki yapı stonu inceleyebildiniz mi? Onların durumu nasıl şu anda? Şöyle bugün mesela Kocaeli'ndeydim. Evet. Bizim Kocaeli'nde şu anda belediye ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz herhalde 10 tane daha kentsel dönüşüm bölgesi var. Riskli Hı. alanı ilan ederek dönüştürmeye çalıştığımız. Ama tamamının dönüştürüldüğünü söyleyemeyiz. Ee, bu konuda da yapılması gereken iş aslında e, sanki bir seferberlik ilan ederek el birliğiyle hepimize düşen görevleri belki de yaparak olabilir. Çünkü bu işin kentsel dönüşümün özellikle üç tane ayağı var. Bu üç ayak eğer bir araya gelmezse biz bunu asla çözemeyiz. Birincisi bakanlık. Tamam. Öyleyse. Bakanlık. Bakanlık. Bakanlık burada zaten kanun koyucu, takip edici, düzenleyici. Kamu yani. Destekleyici gerekirse rezerv alanı olarak belediyelere bunlar da vererek rahatlatmaya çalışan bir kurum. Hı. En üst makamda o var. Tamam. İkincisi belediyelerimiz. Hı. Belediye başkanı arkadaşlarımızın kendi bölgelerinde en riskli bölgeleri hesaplayarak vatandaş görüşmelerini yapıp rızasını alıp sonra da bakanlığa gelip bu işi yürütmesi lazım. Burada Hı. müthiş bir aksaklığımız var. Neden kaynaklanıyor? Şundan Sparklı dolayı. Farklı partiler olmaktan kaynaklanabilir hayır. mi? Ben mesela her geldiğimde İstanbul'da da yaptığım toplantıların tamamında Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, diğer belediyelere açık ilanla diyorum ki burada AK Partili bir bakan oturuyor diye düşünmeyin. Devletin bir bakanı oturuyor gibi görün. Kendini partinizden gibi görün. Nasıl görürseniz görün. Kapı size sonuna kadar açık. Yeter ki hazırlık yapın, gelin ben size destek vereceğim. Sonuna kadar destek vereceğim. Çünkü bu deprem meselesi üzerinde siyaset olmaz. olmaz. Eğer bunda siyaset yaparsanız Allah korusun. Sonunuz hüsran olur. Çok kötü iyi. olur. Ee, bu konunun da üzerine duralım. Üç tane önemli bir şey satınız. Bakanlık üçüncü yağı var bu işin. Üçüncü Vatandaş. Vatandaş da bu belediye geldi bana. Ben buradan ne fazla alabilirsem. Ya benim burada 80 metrelik eski yıkılmakta olan bir evim var ama ben buradan iki tane daire isteyeyim falan demeye başlarsa iş karışıyor. Bazen de şöyle oluyor. İş değil tıkanıyor. Tıkanıyor. Çözemiyoruz. Yani. Ee, biraz da şöyle yapanlar da oluyor. Siz herkeste anlaşın. Benimki kolay diyorlar. En sonuna kalıyorsunuz, iş yeniden sarpa sarmaya başlıyor. Yani burada herkesin gönüllü olarak bir el birliği içerisinde bu işe mutlaka ve mutlaka... Yani, evet, huzurlu arkadaşlar hazırlamışlar. Bu, bu, bu kentsel dönüşüm konusunu konuşacağız ama 20 numaralı bir tablo var. Sizin e, İstanbul'la ilgili söylediğiniz çok e, aslında hepimizin ürkmesi gereken bir e, rakamlar var. O da şu... Şimdi siz İstanbul depremini bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyorsunuz. Evet. Ee, bir milli güvenlik meselesi ve istiklalimizi etkileyecek kanaatindesiniz. Çünkü bir e, buçuk milyon riskli yapı olduğunu düşünüyorsunuz. 600 bin binanın da acil olarak yıkılması gerekiyor. Şöyle diyelim buna bu 5.8 milyon konut var. Bu İstanbul'un yapısı. Burası oldu. yanlış yazılmışlar ne dersem bağımsız konut var burada. Yani daire var. 6 milyon diyelim. 6 milyon konut var. 1 milyondan biraz fazla da iş yeri depo vesaire var. 7 milyonu geçiyor. Hmm. İstanbul için 6 milyon eğer konut varsa bunun eğer 600 bini %10'u ise, ilk etapta yıkılacak bir durumda ise bizim kara kara düşünmemiz lazım. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Şöyle, yani sizin bu elinizde konuda... şöyle bir envanter var mı? İstanbul'da riskli binaların envanteri var mı? Bizde yapılan çalışmalar var. Bağımsız kuruluşlarda yapılanlar var. Daha önceden ve şimdi belediyelerin yaptığı çalışmalar var. Üç aşağı beş yukarı hepsi birbirine örtüşüyor. Hmm. Yani orada onlarca insanın çalıştığı birkaç tane raporu yayına getirdiğinizde aynı rakamlar veriliyorsa siz orada biraz düşünürsünüz. İstanbul'da bırakın deprem olmasını durduğu yerde rüzgardan yıkılacak binaların olduğunu tahmin edebiliyoruz. O kadar riskli binalar var burada. Şimdi şurada 6 milyon konuttan eğer 600 bini riskliyse bir an önce değişmesi icap eden şu 600 bin oluyor.